Herkese merhaba. Sevgili Marketing Türkiye okurları, izleyenleri ve sevgili dostlarımız. Bu akşam çok önemli bir konuda çok değerli konuşmacılarımızla birlikte olacağız. Biz Marketing Türkiye olarak her zaman bir adım sonrasını ve ötesini konuşurduk. Ancak pandemiyle birlikte sorular hiç bilmediğimiz yerlerden geldi. Daha önce buna hiç hazırlanmamıştık. Dolayısıyla bugün biz geleceği tasarlamak durumunda olduğumuzu hissediyoruz. Nasıl hazırlayacağız? Neler yapacağız? Dolayısıyla da bu konuda daha önceden yol almış, düşünmüş ve gelecek için, insanlık için, çalışanları için, toplum için katma değer yaratmış 4 tane konuşmacımızla birlikte olacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde en çok konuşulan şey çalışanlar olduğu ve onların güçlendirilmesi oldu. Wellness dediğimiz zindelik meselesi çok öne çıktı. Çünkü uzadıkça uzayan pandemi hepimizi çok yordu. Peki neler var, neler yapıldı ve biz onları nasıl güçlü kılacağız? Hep beraber bugünkü konuşmacılarımızla ve onların deneyimleriyle nereye doğru gittiğimizi öğreneceğiz. Ben hep inanır ve tekrarlarım, bir kez daha söylemek istiyorum. Fırsat hazır olana geliyor. Dolayısıyla da biz bugünden o fırsatları görebilmek için hazır olmak durumundayız. Bir başka şey daha var, onu da söylemeden geçmeyeyim. Survive etmekten, hepimizin meşhur bildiği survive etmekten, yani hayatta kalmaktan aslında yaşamaya geçmek istiyoruz. Dolayısıyla da biz bugünkü deneyimlerle survive etmekten yaşama nasıl geçeriz konusunda da bilgiler alacağız. Önümüzde ne var? Biz neye hazırlanmalıyız? Gelin isterseniz konuklarımızla beraber konuşalım. Ben her birini tek tek davet etmek istiyorum ekranımıza. Future Bright kurucu ortağı, daha doğrusu Future Bright grubun kurucu ortağı sevgili Akın Abdullah bizimle birlikte. Onunla sohbet edeceğiz. Mercer İyi akşamlar. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mercer Türkiye Genel Müdürü Dinçer Güley'in bizimle birlikte. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mediaço Genel Müdürü sevgili Levent Kömür bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, herkese merhabalar. Multinet Up CEO'su Demirhan Şener bizimle birlikte. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyeyim. Sağlıklar yerinde mi? Hoş geldiniz de her şey yolunda mı? Ailede, sizde sıkıntı yok değil mi? İyi. O zaman aile iyiyse o zaman topluma bakalım değil mi? Çalışanlarımıza bakalım. Bu toplumun ve çalışanlarımız, şirketlerimizin ve kendimizin geleceğine bakalım. Orada neler var? Nasıl tasarlayacağız? Bunları değerlendirelim. İzniniz olursa önce ya şu toplumdan bakalım, daha yukarıdan bakalım. Sevgili Akan, bizim e-ticaret zirvemizde, Eko Summit'te sonuçlar çağı diye bir şey söyledi. Ya yeni kavramları seviyorum ama biraz da içinde galiba korkunç bir şey de var. Biraz hani sonuçlar çağı deyince isterseniz buradan başlayalım. Sonra da devam edelim. Bize bir toplumu bir tanımlayın. Sonuçlar çağı deyince ne diyorsunuz? Hadi sizden dinleyelim. Teşekkür ederim bu arada. Şöyle bir şey aslında anlatmaya çalışmıştım sonuçlar çağında. Çok uzun zamandır biz markalar dünyasında, pazarlama dünyasında biraz mışları sevdik. Böyle mış mış yapıyorduk yani. İşte kurumsal iletişim, işte sosyal sorumluluk projeleri ama ne yapalım? Mış gibi yapalım. Birkaç tane iletişim yaparız, işte doğru bir sosyal pozisyonlama alırız, millet de bizi alkışlar gözüyle bakıyorduk ama artık sonuçlar çağına giriyoruz. Sonuçlar çağı kavramını bu arada ilk defa Churchill kullanmış, Nazi Almanlara karşı İngiliz parlamentosunu savaşa girmeye, ikna etmeye çalışıyor ve şunu söylüyor, diyor ki artık böyle geçici çözümler, idare eden çözümlerle yapamayız. İngiltere sonuçlar çağına girmiştir. Ya biz bu sonuçlar çağına etki yapacak bir pozisyonlama alacağız ya da bu sonuçlardan etkileneceğiz demiştir. Ben de o sonuçlar çağı kavramını çok sevdim ve bugün geldiğimiz durumda
bizim de sonuçlar çağına girdiğimizi ve pazarlamanın, marka dünyasının sonuçlar çağına göre bir pozisyon alması gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Bu arada bu sonuçlar çağına girmemi sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele değil, dünyadan gelen bir mesele aslında temelde. Onun için aslında oradaki ana konulardan bir tanesi dünyanın, şunu anlatmaya çalıştım. Dünyanın çok fazla nakit üretmiş olması COVID sırasında ve bu nakitin aslında dünyaya, dünya ekonomisine bir zarar verme ihtimalinin yüksek olmasını anlattım ama markaların bu dünyada artık yavaş yavaş gerçek işler yapmaya, sosyal sorumluluktan daha çok aktivizme geçmeye, yani sadece cici cici dururuz ve doğru tavırları, politically correct derler ya Amerikalılar, böyle politically correct dediğimiz, politik olarak doğru bir yerde durmanın artık yetmeyeceğini, daha aktivist duruşun gerekeceğini, kurumsal iletişim ya da employer branding dedik, yani işveren markası olma dünyasında böyle sürekli bunu bir iletişim malzemesi olarak kullandık. Ama artık yeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Markomlardan, reklamlardan daha etkili olan bir şey var. Hep o üçgenden bahsettim. Başta en yukarıda CEO, sol tarafta kurumsal iletişim, sağ tarafta İK. Tüm bunları yan yana getirdiğimizde artık gerçek işler yapmanın zamanı geldi. Gerçek bir aktivizme gitmenin zamanı geldi. Dolayısıyla insanlar artık bizim o mışlarımızı, öyleymiş gibi yapmalarımızı, hatta yatıştırıcı diye bir kavram kullanmış Churchill. Çok hoşuma gitti. Ben de onu kullanmaya başladım. Yatıştırıcıyı şöyle tanımlamış. Demiş ki kendisinden önceki başbakanı eleştirirken, demiş ki benden önceki başbakan yatıştırıcıydı. Her Nazilere gittiğinde onları yatıştırmak için onlara bir şey daha veriyordu. Ama şeyleri, Nazileri bir timsah gibi görün demiş. Bu timsahı beslediğiniz sürece size dokunmayacak ama bu timsahı besleyemeyeceğimiz bir noktaya geleceğiz. Sonra o timsah bizi yiyecek. Dolayısıyla yatıştırarak bir yere gidemeyiz demiş. Ben de oradan yola çıkarak artık markaların yatıştırma döneminin sonuna gelmeleri gerektiğini ve birazcık bu yatıştırıcı dünyasından, pardon, bu sosyal sorumlu doğru pozisyonlamadan daha aktivizm ve daha böyle bir aktivist bir durum almaları gerektiğini söylemiştim bu konuşmada. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Çok doğru. Yani inanılmaz doğru bir şey, altını çizerek ben de onaylıyor ve kabul ediyorum. Ancak böyle davranan o kadar çok kurum, kişi var ki, şimdi biraz iğneyi kendimize batıralım, hatta çuvaldızı batırmak bile doğru olabilir. Bu onlara kim, nasıl, hayır artık hayat böyle gitmez diyecek? O zaman bir data vereyim mi biraz Günseli Hanım? Anladım. Aslında kim diyecek? Tüketici diyecek. Aralık sonu datasını verelim. Çok taze. Aralık sonu, yani zaten evet. Ocak ayındayız şu anda. Sadece büyük bir değişimden bahsedeyim size. Bakın Covid'den önce son 10 yılda Türkiye'de çiftçiler neredeyse %38'i mesleği bırakmıştı. Kentleşme zaten topyekun devam ediyor ve kentleşmenin ne kadar kötü olduğunu Türkiye'de hepimiz biliyoruz. Beslememiz gereken insan sayısı artıyor. Besleyecek sektör ölüyor. Şimdi Türkiye'nin global markaları yıllar boyunca aslında sürdürülebilirlik kavramını yapmaya çalıştılar. Ama onlar da birazcık daha iletişimsel baktılar bu işe. Ama onlar olmasa biz sürdürülebilirliği hiç konuşmazdık. Şimdi birazcık hakkaniyetli olalım. Lokal markalara kalsa biz onu yapmazdık bile. Yani o global markalar başlattı, sonra lokal markalar aldılar götürdüler ama birazcık biz bunu bir iletişimsel bir kavram gibi konuştuk ama şimdi ben son datayı vereyim size. Bir şeyi bu arada takip ediyorduk. Gerçekten sürdürülebilirlik kavramını anlayan, satın alan ve isteyen oranı Türkiye'de %6'ydı. %6. Bakın biz markalar push ediyorlardı, itiyorlardı ama alıcısı yoktu o kavramın. O kavramın alıcısı yukarıda geliri yüksek olan bir kitlenin sürdürülebilirliği anlaması, işte karbon şeyimizi, izimizi bilen bir çok az bir kitle vardı. Şöyle bir data söyleyeyim. Aralık ayı sonunda sürdürülebilirliği kendine yetme olarak, tarım olarak, kendi ürünün olarak konuşanların oranı %53. %6'dan %53'e. Yani dolayısıyla kim bizi zorlayacak biliyor musunuz? Müşteri zorlayacak. Artık push yok, pull var. Hatta şunu söyleyeyim, markalar gerisinden geliyorlar şu anda tüketicilerin. Tüketiciler şu anda şunu duymak istiyorlar. Tarımla ilgili bir şey yapıyor musun? Sürülebilirle ilgili bir şeyler yapıyor musun? Türkiye'nin toprağı, suyu ile ilgili bir şeyler var mı şu anda? Ve bizim markalarımız şu anda o hıza daha yetişemiyorlar. Ama tüketiciden böyle bir baskı geldiği anda bu sürülebilirin mışlardan çıkıp gerçek bir aktivizme dönmesi an meselesidir. Tüketici talep ederse marka bunu verir, vermek zorundadır. Siz bize toplumu anlatın. Bugün sizin göreviniz toplumun ne beklediği, markalara nasıl, nereden nasıl mesajlar vereceği, vermek isteyeceği, işaretlerin ne olabileceği konusunda
Birkaç tane veri vereyim o zaman. Birkaç tane veri vereyim çok fazla vakti de çalmadan. Bir, biliyorsunuz her şey doğallıktı bu ülkede. Covid'den sonra doğallık, şunu anladık. Doğa aslında bizim dostumuz ama bir taraftan da doğa bayağı vahşi bir şey. Bizi öldürebilir de. Çünkü Covid'de bir doğa olayı günün sonunda. Ve şunu da demeye başladık. Bilim önemlidir. Türkiye bilimden çok kopmuştu. Özellikle bu bilim kurulu muhabbetinden sonra Türk insanının kafasında bilim aslında bizi hayatta tutan şeydir demeye başladılar. Her musibette bir hayır. Türkiye'nin %70'i şunu söylemeye başladı. Doğal sağlıklı olsun ama bilimle de desteklensin ve dolayısıyla şu tarzdaki iletişimler çok etkili olmaya başladılar. Bilmem ne üniversitesiyle, atıyorum şu anda İTÜ Üniversitesi'yle birlikte geliştirdik. Bu tarzdaki iletişimlerin çok etkili olmaya başladığını görüyoruz. Çünkü tüketici artık kulaklarını açıyor herhangi bilimle ilgili söylenen şeye. Devam ediyorum. Az evvel söyledim, yerellik %53, sürdürülebilirlik şeyleri, konuları. Ama ekonomik olarak çok etkilenen bir kitle var Günsel Hanım. Şimdi pazarlama, fiyat konuşmak istemez ama Covid'den Türkiye'nin %42'si ağır bir şekilde etkilendi. Bu kitlelere yönelik ürün ve fiyat gamında bir zenginlik gerekiyor. Hiç fiyatı göz ardı edelim, biz fiyat konuşmayız demek, promosyon yapmayız demek bu dönemde hayırlı olmaz. Bu insanların ürüne ihtiyacı var. Türkiye'nin %42'si şu anda çok ince bir çizgi üzerinde yürüyor. Türkiye'nin %31'i şu anda erzak biriktiriyor. Bakın, erzak. Enflasyonla savaşamadıkları için enflasyona karşı şu anda erzak biriktiriyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, bundan dolayı şu anda en çok tüketicilerin önem verdiği şey son kullanma tarihi. Neden Gülsel Hanım? Yani en çok deli gibi son kullanma tarihi. Çünkü uzun süre dayanması lazım. Aynen. Stok çünkü uzun süre dayanması lazım. Dolayısıyla şeye gittiklerinde, markete gittiklerinde ilk baktıkları şeylerden bir tanesi günün sonunda son kullanım tarihi. Dolayısıyla Türkiye'nin %31'i erzak biriktiriyor enflasyona karşı savaşabilmek için. En büyük korkumuz çocuklar. Bu arada çocuklarımızı korumayı sadece virüs olarak görmeyin. Çocuklarımız hastalanırsa, ki bu COVID olmak zorunda değil, bu %42'si ekonomik olarak o ayın dengesinin bozulacağını düşünüyor. Yapacağı ilaçlara, harcayacağı parayla vesaire. O kadar sınırda ve ince bir buz üstünde yürüyorlar ki en büyük kabusları şu anda çocuklarını aslında bir şekilde korumak. Devam edeceksem ekonomiyle ilgili beklentilerine. Son toparlayıp sonra ikinci turda size başka sorularım olacak. Son şeyi söyleyeceğim o zaman. Bu da son olsun. Ekonomiyle ilgili beklentim kötü olacak diyorlardı zaten. Kötüydü zaten 2021 ile ilgili. Şimdi Türkiye'nin %62'si diyor ki beklediğimden daha kötü olacak 2021'de. Dolayısıyla ekonomik olarak bir panik var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Edemeyiz. Şimdi o toparlayarak devam edeyim ben. %42'si ince buz üstünde yürüyor. İnce bir çizgide dediniz. Bu çok enteresan bir şey. Bu ülkenin %55'i biliyorsunuz C grubunda, yani esnaf, dükkanını açamayan, para kazanamayan insanlardan söz ediyoruz. Biri bu. Geri kalan kısmın çok büyük bir kısmı da DE, %42'den söz ettiniz, yetti %97. Bu ülkede hali vakti iyi olan sadece %3'den söz ediyoruz, AB'den. Bizlerin AB grubunda olan herkesin bu %97 için bir miktar daha fazla düşünmesi gerek diye düşünerek aslında sözü Dinçer Bey'e vereyim. Dinçer Bey, biraz önce de söylediğim gibi Mercer'ın Türkiye Genel Müdürü. Biraz da Mercer'dan iki cümleyle söz edeyim. Yani uluslararası devasa bir danışmanlık kuruluşu 135'ten fazla ülkeye hizmet veriyor. 25 bin çalışanı var. Bu çok yüksek bir sayı. Ve izlediği yol da sağlık, varlık ve kariyer konusunda araştırmalar yapmak. Benim Dinçer Bey'e ulaşmamın bir nedeni de Mercer'ın araştırmalarını didik didik okuyor olmam açıkçası. Oralardan yola çıkarak Dinçer Bey'le iletişim kurmuştum. Dolayısıyla da yine bu araştırmalardan yola çıkarak belki bize, hadi toplumu anlattık, toplumun nasıl bölümlendiğini, D'leri, E'leri, B'leri, A'ları, C'leri anlattık. Hadi gelin bu defa da çalışanlara gidelim, beyaz yakalılara gidelim, mavi yakalılara gidelim biraz da. Onlar şu anda ne durumdalar ve neler bekliyorlar? İşverenler çalışanlar için ne tasarlamalı, nasıl deneyimler sunmalı? Dinçer Bey, sizdeyiz. Teşekkür ederim. Belki hem az önce girişte sizin paylaşımlarınızdan ve biraz da Akan Bey'in paylaşımlarından öncelikle birer
noktayı çekerek başlamak isterim. Survive etmekten bahsettiniz. Akan Bey de push tanımı yerine pull tanımını gündeme getirdi. Açıkçası bu şirketler için de benzer. Kurumların sürdürülebilirlik bilgileri artık borsa ve kurumsal yatırımcılar tarafından çok yakın takip ediliyor. Ve bu gözle bakıldığı zaman da artık bundan bağımsız olarak çalışanlar da etik ve sorumlu davranan kurumlarda çalışmayı tercih ediyorlar. Bunu talep ediyorlar. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ve hatta kısa bir süre önce yurt dışında Amerika'daki bir grup şirketinin yayınladığı bir manifestoda şöyle bir şey. Kurumların odaklarına yalnızca hissedarlarını aldıkları bir model yerine toplum, müşteriler, çalışanlar ve hissedarlar için çok daha olumlu sonuç veren çok paylaşımlı bir modele geçme gerekliliğini odaklarına alacaklarını ifade etmişlerdi. Özetle aslında girecek olursam insan tarafına geleceğe odaklanıyoruz hep birlikte. Ve geleceğe odaklanırken de son dönemlerde çok sık duyuyoruz. Yeni beceriler geliştirmekten bahsediyoruz. Becerilerimizi iyileştirmekten bahsediyoruz. Bunu bilimle anlamlandırmaktan, teknolojiyi daha yoğun kullanmaktan, artificial intelligence'ı çok daha yoğun süreçlerimizin içerisine almaktan bahsediyoruz. Daha da önemlisi çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Ama açıkçası bu dönüşümü de insanlardan, bizlerden, ekip arkadaşlarımızdan, çalışanlarımızdan bekliyoruz. Bu dönüşümün kritik başarı faktörü aslında bu nedenle enerjik çalışanlara, enerjik ekiplere sahip olabilmek, bu nedenle de deneyimi harekete geçirmek. Böyle özetleyebilirim. Sonuçta 2020 çok kalıcı izler bıraktı üzerimizde. Hangi esnek ve sürdürülebilir çalışma uygulamaları ve yönetim stratejileri büyümenin temelini oluşturacak? Herkes için daha bir parlak geleceği nasıl yeniden kurabiliriz? Ya da bu dönem süresince öğrendiklerimizi içselleştirip gereklilikten doğan bu yenilikleri yeni bir çalışma şekline ve yeniden şekillendirme planına nasıl kanalize edebiliriz? Yani bir sürü soru var aslında. İşlerin doğası değişiyor. Sosyal peki, olgular da değişiyor. Ya o zaman hani çalışanlar giderek önem kazanıyorsa evet. İnsan kaynakları departmanının da sorumlulukları, yani işi değil sorumlulukları artıyor diyebilir miyim? Diyebilirsiniz. Şöyle, ben size bu konuda aslında şunu söyleyeyim. Bu dönemde çalışanlar işlerinde neyi önemsiyor veya neyi daha fazla ön plana getiriyorlar? Bu o yüzden insan kaynaklarının değişiminde, dönüşümünde ve şirketlerin bu süreci atlatmasında çok kritik bir rol üstlenmesini de beraberinde getiriyor. Çalışanlar bir kere empati istiyor. Yani bana ve hayatımda önemli şeylere özen göstermeme destek ol diyor çalıştığı kuruma. Zenginleşme istiyor. Yani etki yaratmama ve kişisel veya mesleki amacımı gerçekleştirmeme yardımcı ol diyor. Kapsayıcı ol diyor. Ait olduğumu ve tüm benliğimi işe getirebileceğimi hissetmeme yardımcı ol diyor. Ve her şeyden önemlisi de verimli olmak istiyorum diyor. İhtiyacım olanı bulmamı kolaylaştır diyor aslında. Bu nedenle de çalışan deneyimi artık şirketler için çok kritik bir konu. Çünkü bir süredir birçok şirket müşteriler için, hani hepimiz de biliyoruz, farklılaşmanın daha çok duygularla ilgili olduğunu fark etti. Yani vay canına, wow deneyimi gerçekten müşterilerin istedikleri bir şey ve gerçekten bir değeri var. Ve bu deneyim ekonomisi yıllardır konuşuluyor. Şimdi ise liderler ve insan kaynakları ekipleri bunun onlar için ne anlama geldiğini soruyor. Yani giderek artan bir şekilde çalışan deneyiminin kendileri için ne kadar önemli olduğunu kurumlarda anlamaya başladı. Gün sonunda hepimizin amacı çalışanlarımızın başarılı olmasına yardımcı olmak. Düşünen, hisseden ve deneyimleyen bir kişiden bahsediyoruz. Ve genellikle de bu kişinin, bu çalışanın istediği işte daha üretken ve ilgi çekici bir deneyim. Neden herkes çalışan deneyimden bahsediyor? Neden ben şu anda bundan bahsediyorum? Nedir bu çalışan deneyimi? Peki çalışan deneyimini harekete geçirmek ne anlama geliyor? Özeti şu. Çalışan deneyimi bir çalışanın organizasyon içindeki yolculuğunu şekillendiren beklentilerinin, çalışma ortamının ve faaliyetlerin kesişimi. Bunun anlamı şu. Çalışan deneyimi rekabet avantajının %67'sini sağlıyor.
Çalışan sağlığı ve refahına odaklanan şirketler çalışanlarının dinamizmini arttırmasını 4 kat daha mümkün kılıyor. Bu gözden kaçırılmaması gereken bir alan. Çünkü dinamizmi yüksek çalışanlar şirketlerinin dönüşüm gündemini, hepimizin gündeminde dönüşüm var, gerçekleştirebilmek için bir zorunluluk. Bu çalışanların şirkette kalma olasılıkları da yüksek. Söz konusu çalışanlar daha dayanıklı, yeni beceriler elde etmeye daha hazır. Dinamik çalışanlar genellikle empati kültürü olan, kucaklayıcı ve geliştiren organizasyonlarda çalışıyorlar. Şunu demek istiyorum. Tek başına bağlılık öngörülür olmada çok etkili değil Gülsel Hanım. Yani yöneticilerin %40'ında skor kartında bağlılık metrikleri var. Ama yine de çalışanların %35'i, evet çalışanların %35'i tatmin olduklarını ancak yine de ayrılmayı düşündüklerini söylüyorlar. Yani insan en önemli rekabet avantajı. İnsan odaklı çalışan şirketler de araştırmalara göre diğer şirketlerin büyümesini geride bırakıyor. Yani double digit, yani %10 veya daha fazla büyüme oranına sahip olma olasılığı bu tip şirketlerde 3 kat fazla. Evet. Yani son olarak belki şunu söyleyebilirim bu bölümle ilgili olarak. Veriye dayalı karar verme kapasitesinin arttırılması bu talepler, bu istekler nedeniyle insan kaynakları açısından çok kritik. Otomasyon çok kritik. Çünkü insan kaynaklarını admin yükünden hafifletip daha stratejik katkı sağlayacak yapıya dönüştürmemiz açıkçası gerekiyor. Çünkü veriler çalışanların işin geleceğinin sağlık ve refaha daha fazla odaklanmayı içereceğine dair bir beklentisinin olduğu bir dönemde çok daha kritik. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda 3 çalışandan ikisi tükenme riski altında. Bir de böyle bir gerçek var. Tam da söyleyeceğim biliyor musunuz? Tam da bunu söyleyeceğim. Yani çok iyi bir yerde giriyorum söze. Hepimiz döndük. Yani hangi konumda olursak olalım, özellikle beyaz yakalıların olduğunu da düşünüyorum. Mavi yakalıların buna vakti olmadı, zamanı olmadı. Çalışmak zorundaydılar. Öyle de tahmin ediyorum. Döndük ve bir hayat var koskocaman diye düşündüğümüz şeyin aslında olmadığını, yarının olmadığını fark etti. Bütün işte beyaz yakalı dediğimiz insanlar. Sonra da dediler ki bu hayatı bu şirket içerisinde ben ya değerlendireceğim ya heba edeceğim. Eğer değerlendireceksen beklentilerim var benim. O beklentilerimin karşılanması lazım. Tam diyorsunuz ya, tükendi diyorsunuz. Tükenmemesi için işverenlere, profesyonel yönetici, egzekütivlere, üst yönetime çok fazla görev düşüyor. Belki sizden, yani burada tamamlayacaksınız o sözü vereyim ama ikinci turda neler yapılması gerektiği konusunda bize yol gösterici şeyler söyleyeyim. Derim. Memnuniyetle. Ama isterseniz kısaca eğer vaktim varsa bilmiyorum. Burayı tamamlayın. Evet. Şunu söyleyebilirim. Şirketlerin %58'i, ben de biraz daha rakam ve istatistik vermeye çalışayım. Şirketlerin %58'i daha insan merkezli olmak için yapılarını ve süreçlerini şu anda yeniden tasarlıyor. Ancak henüz üst yönetimin sadece %27'si çalışan deneyiminin iş sonuçlarına sağlayacağı katkının önemine inanıyor. Çünkü üst yönetim daha yeni çalışan deneyimiyle verimlilik arasında önemli bir bağ olduğunu görmeye başladı. Öncelikle bunu söylemek isterim. Üst yönetimin %48'i çalışanların en büyük endişesinin çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarıyla ilgili öncelikler olduğunu inanıyor. Ancak insan kaynakları liderlerinin sadece %29'unun bu konuyla ilgili stratejisi var. Yani aslında yapılacak çok şey var. Mercer niyet olarak, var. Öyle görüyorum niyet ben. Niyet var. Niyet var. O çok sevindirici. Sadece evet. Bir istatistik daha vereyim. İnsan kaynakları yöneticilerinin sadece %40'ı bütünleşik bir çalışan stratejisine sahip. Ancak %50'si de geleneksel yapıları bırakıp organizasyonun çeviklik ihtiyacını karşılamak üzere dönüşüm içinde olduklarını söylüyor. Biz Şubat ayının ilk haftasında Türkiye özelinde yetenek eğilimleriyle ilgili araştırmamızın sonuçlarını paylaşacağız ama oradan kısa bir parçayı şöyle son cümle olarak evet. Paylaşayım. Türkiye'deki lütfen. İnsan kaynakları yöneticilerinin %39'u, yaklaşık %40'ı
Organizasyonel dönüşüm sürecine olumsuz etkide bulunan temel unsurun çalışanın güven ve motivasyonundaki azalma olduğunu düşünüyor. Ve özellikle de yöneticilerin %67'si de bu içinden geçtiğimiz kriz nedeniyle bir arada olmadıkları çalışanlara liderlik etmenin zorlaştığını söylüyor. Bu nedenle de 2021 yılının birinci önceliği yeni çalışma yöntemlerine uygun program ve süreçler olacak. Yani çalışanın deneyimini yeniden dizayn edeceğiz. O deneyime çok fazla odaklanacağız. Öyle gözüküyor. Herkese görev düşüyor değil mi? Evet. Evet. Yani yapacak, yapacak. Sorular hiç hazır olmadığımız yerden geldi. Pandemi bizi başka bir noktaya savurdu. Transformasyonunu sağlayan iş yerleri, yöneticiler, liderler, patronlar buradan budanmış olsalar da gürleşerek çıkacaklar. Ama bunu başaramayanların gelecekte var olacakları konusunda endişelerim var açıkçası. Bu arada C-Suite'de C segmentinde çok fazla değişim de var. Yani yer değişikliği var, işten ayrılma ve bundan sonra çalışmama talebi var. C-Suite şu anda çok hareketli diyebiliriz. Evet, sıra şimdi aslında çok zor bir sektörde. Sevgili Levent Kömür, sıra sizde. Kanun koyucu diyor ki hayır onu yapma bunu yapma, konuşamazsın, reklam yapamazsın. Hatta konuşurken içerisinde o kelimeler hiç geçmeyecek. Onlar geçince kırmızı çizgi diyor. Ama bu arada siz hem hani sektörünüz zor, yani nasıl motive edeceksiniz insanları? Hani bu zaman zaman reklamların bile şirketleri motive ettiği söylenir. Ya da çıkıp beyanat verdiğinizde, söyleşi yaptığınızda, şirketinizden söz ettiğiniz zaman gurur duyar çalışanlar. Bunların hiçbir tanesi yok sizde. Ne yaptınız bu dönemde? Çalışanlarınız ne durumda ve neler uyguladınız? Hadi bize bir case anlatın, sizi dinleyelim. Evet, ben siz şey dediniz, bilmediğiniz yerden geldi, çalışmadığınız yerden geldi her şey dediniz. Çok haklısınız. Geçen gün bir soru sorulmuştu işte hani lider olarak neler yapılması gerekiyor, liderliğinin görevleri nedir falan diye. Bu İngilizce'de biliyorsunuz bu şeyin, söylediğiniz şeyin İngilizce'de tanımı uncharted territory. Şu anda şirketler haritalanmamış bir alandan geçiyorlar. Çalışmadığınız yerden geldi o. Liderlerin de görevi zaten o haritalanmamış alanı aslında haritalamak. Yani noktaları birleştirmek. Gerçekten ne yaptık? Mümkün olduğu kadar işte o noktaları birleştirmeye çalıştık. Şimdi çok kısa bir şekilde cevap vermeye çalışayım. Neler yaptık? Öncelikle Allah'tan Akan Bey'i misafir olarak davet etmişiz yaptığımız bir her seferinde söylüyorum Akan Bey, ben hayatım boyunca size teşekkür edeceğim. Yapacak bir şey yok. Yani. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz bu arada. Çok sağ olun. Biz yaptıklarımızı bir şeyler yapıyorduk işte. Deniz aktivizmden bahsetti Akan Bey. Biz bir sürü bir şeyler yapıyorduk. Ama yaptıklarımızı anlatmıyorduk. Ve bunu da bir marifet zannediyorduk. Kan Bey, anlatacağı şeyleri anlatmaya başlamadan önce siz ne yapıyorsunuz kardeşim? Çok güzel şeyler yapıyorsunuz ama kimsenin haberi yok yaptığınız şeylerden. Böyle olmaz dedi. Biz de tabii daha sert ve hani inandırıcı şekilde söyledi. Yani ben hani kendimce çeviriyorum sözlerini. Biz de ondan sonra onun sözünü dinledik. Zaten öncesinde de siz sordunuz ya ne kadar her yerde karşıma çıkıyorsunuz dediniz. Gerçekten de hani bunun sebebi Akan Bey. İyi bir şey yapıyorsak onun yüzünden, kötü bir şey yapıyorsak yaptıklarımız kötü olduğu içindir. Şimdi ne yaptık? Birinci öncelik tabii ki bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şey dediniz ya, niyet var dediniz. Ya niyetten önce Gülsel'i alalım. Seçenek yok zaten. Bütün olay hani herkes, bütün şirketler, bütün çalışanlar, herkes yani zorunda oldukları şey yaptı. Şimdi gidip de hiçbir şirket şey diyemez. Biz o kadar şey yaptık ki, iyiydik ki işte uzaktan çalışmayla ilgili çözümler geliştirdik. Ötekisi mümkün değil ki zaten. Seçeneğin yok. Zorunluydun. Niyetten önce zorunluluk vardı zaten.
Önemli olan zaten bütün bunlar arkada kaldığında şu anda zorunluluktan dolayı yaptığın davranışları seçim olarak yapmaya devam edebilecek misin? Olay bu zaten. Önemli. Yani benim de en çok merak ettiğim o. Kendime de en çok verdiğim söz o. Birinci dedim bir, ben bir lider olarak noktaları birleştirmek için elinden geleni yapacağım. Bu haritayı çizeceğim. İkincisi de her şey bittiğinde şu anda gösterdiğim davranışları hatırlayacağım. Ve bilerek, isteyerek, seçerek o davranışları yapmaya devam edeceğim. Nedir onlar? Yani biraz daha genişten dağılalım. Evet. Birinci öncelik çalışanların sağlığı ve iyiliği. Wellness ne kadar güzel değil mi? Böyle iyilik. İyi hissettiriyor. İyilik. Yani gerçekten sağlığı ve iyiliği. Biz ilk işte ben ona mekan bağımsız çalışma diyorum. Mekan bağımsız çalışmaya, çünkü dediğim gibi hani evden çalışma deyince herkes evden çalışmıyor. Uzaktan çalışma deyince herkes uzaktan da çalışmıyor. Ama herkes için geçerli olan şey mekan bağımsız çalışıyoruz şu anda. Mekan bağımsız çalışmaya ilk geçen şirketlerden biri olduk. Ve hala da onu söylüyoruz. En son eğer bir yeni normal değil de normalleşen bir yeni olacaksa, o normalleşen yenide de en son şey yapacak, mekan bağımsız çalışmadan uzaklaşacak şirket olacağız. Ki zannedersem artık geri dönüş de yok. Çok da memnunum bu konuda. Hani sonuçta siz evden çalışıyorsunuz değil mi? Yani mekan çok azınız. Evet, mekan bağımsız. Çok azımız ama şöyle bir şey var. Tabii bu tip konuşmalarda hep ofis çalışanları önde olduğu için herkes şeyi unutuyor. Sahada çalışan satış ekipleri var. Fabrikalarda üretenler var. Onlar için bir değişiklik olmadı. Onlar eskiden nasıl çalışıyorlarsa tabii ki gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyorlar. Fabrikada, tam da onu söyledim zaten. Aynen. Mavi yakalılar yani. Hiç hani ne oluyor demeye bile fırsatları olmadı. Tam tersine hem yani survive ederken diğer taraftan da üretmek gibi sorumlulukları vardı. Ama başardılar. Yani çok göğsüm kabara kabara bunu söylüyorum açıkçası. Evet, yani biz mekan bağımsız çalışmak zorunda kaldık. Onlar mekanlarını değiştirmeden kendilerini koruyarak çalışmak zorunda kaldılar ve çok acayip bir yani ne kadar hani teşekkür etsek, minnettar olsak, kelime doğru kelime neyse azdır. Bir ilk önce çalışanları bir şekilde hani tehlike altına da olmadan çalışmaya devam edecek hale getirmeye çalıştık. İşte gerekli altyapıları sağlamak. Yani hem kırtasiye altyapısı, hem mobilya altyapısı, hem işte internet altyapısı. Bir şekilde mekan bağımsız çalışmak için, çalışmaya devam etmek için neye ihtiyacı varsa onları temin etmeye çalıştık ve hala da devam ediyoruz. Birinci daire bu. Şimdi onun dışında tabii bir de içinde bulunduğumuz toplum var. Siz zaten hani aslında sizin başladığınız sırayı tersten gideyim ben. Dinçer Bey'e çalışanları sorduğunuz, toplumu da Akan Bey'e sorduğunuz çalışanlardan cevap vereyim. Toplumda da en çok ihtiyaç ne var? Dezenfektan. Baktığınızda ilk özellikle Mart ayını falan düşünün, inanılmaz yani. Ve dezenfektan da biliyorsunuz ham maddesi alkol. Ve bizim de alkol üreten fabrikalarımız var. Dedik ki muhtemelen çok dezenfektana ihtiyaç olacak. Çok dezenfektana ihtiyaç olduğundan çok alkole ihtiyaç olacak. Bizim normal çalışma prensibimiz gereği 6 ay çalışan fabrikalarımız var. Çünkü üzüm o zaman alınıyor. Bir diğer fabrikada da buğday o zaman alınıyor. Sebep o. Biz normalde Temmuz'da başlatacağımıza fabrika çalışmayı Mart ayında hemen çalışmaya başlattık. O alkole ihtiyaç olur diye. Gerçekten de oldu. Sanayi Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle dezenfektan üreticilerine o alkolü sağladık. Aşağı yukarı 6 milyon şişeye yakın alkol üretecek kadar kolonya üretecek kadar alkol sağladık ki bunları bir de bu arada ya bilabeder ya da maliyetine sağladık alkolü dezenfektan üreticilerine. Yani herhangi bir kar amacı gütmeden yaptık bunu. Sonra diğer grup müşterilerimiz ve onlar hemen şu anda da öyle. Zaten eğer bir yılın iş insanı ödülü verilecekse Türkiye'deki
bu sene kapalı olan restoranlara ve özellikle çalışması gittikçe zorlaşan alkol ruhsatlı bayilere verilmek durumunda. Böyle 40-50 bin tane yılın iş insanı ödülü vermemiz lazım. Öyle söyleyeyim yani. Belki daha fazla. Yani belki daha da fazla. Aynen öyle. Çok zor dönemlerden geçtiler. Bu işletmeler kapandıklarında en büyük problem ne? Hala şu anda konuşuluyor işte borçları ötelenmesi, bilmem faizin ödenmesi. Biz 100 milyon liralık kadar piyasadan bir alacağımızı almadık, öteledik. İkinci kere kapandıklarında 60 milyon liralık bir gene öteledik. Bu arada ikisi 160 milyon. Ne kadar önemli diyebilirsiniz? Bizim geçen sene verdiğimiz kurumlar vergisi 160 milyon lira. Öyle söyleyeyim yani. İyi para. Hayır o kadar yani hani verdiğimiz devlete evet. Verdiğimiz vergi kadar yani öyle yani o karşılaştırma açısından çünkü her şirketin kendi büyüklüğü. Herkes katma değer yaratmaya çalıştı. Aynen öyle. Herkesin şeyi bu. Ondan sonra tüketiciler için dediniz siz çok pardon Akan Bey dedi ya %42'si insanların böyle yeni inovasyonlar yaptık. Gerçekten uygun fiyata insanların ulaşabileceği inovasyonlar yaptık. Onları ulaştırmaya çalıştık. Bu da gerçekten inovasyon makinesinin en çok ihtiyacı olan durumlar. Şimdi aslına bakarsanız mesela Elazığ'da deprem olmuştu. Ondan sonra bu başımıza geldi. Dedik ki Elazığ'daki çiftçilere biz sizden geçen sene aldığımız kadar alacağız. Azaldığı halde. Öküz gözü mü orada üretiliyor? Evet, değil mi? Yani analım Elazığ'ı. Evet Elazığ. Dedi ki sizin bağınızda kalmasın üzüm. Bizim ihtiyacımız da azaldı normal olarak. Ama biz o üzümleri alacağız dedik. Ne yapacağız o üzümlerden? Rakı yaparız, etil alkol yaparız, bir şey yaparız. Şarap yaparsak da. Dezenfektan yaparız. Bir şeyler yaparız. Sonra Manisa'daki tarım işçilerine dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. Acıpayam'daki okullara yani bunların hepsi Manisa, Acıpayam, Elazığ bizim fabrikalarımızın olduğu yerler. Yani niye öyle? İkisi yerler değil mi? Gerçekten o komünitenin parçası olduğumuz yerler. Şimdi toparladığımda olay şu. Hem de belki güzel de bir Demirhan Bey'e pas atmış olurum. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz ya. Akan Bey de çok seviyor bu konuları. Endüstri 4.0'da markalar değil, ekosistemler yarışıyor, rekabet ediyor. Ben size deminden anlattığım bütün hikaye, bir ekosistem hikayesi anlattım ki eksik de anlattım bu arada. Çok da fazla zaman da almak istemedim. Bir sürü daha bunun örnek konuşacağız var. Tabii. Evet, barmenleri var, garsonu var. Bunların hepsini bütün ekosisteme bir şekilde az ya da çok dokunmaya çalıştık. Ekosistem savaşıyor çünkü veya ekosistem rekabet ediyor. En son İzmir depremi oldu. İzmir depreminde belli bir oranda hasarları herkes kadar karşılamaya çalıştık müşterilerimizin. Ben atladım gittim İzmir'e arabayla. Seferihisar Belediye Başkanı'yla Bayraklı Belediye Başkanı'yla yüz yüze konuştum. Ne ihtiyacınız var diye. Çünkü bu tip durumlarda herkes elindekini gönderir. Ne ihtiyacı gönderir. Elinde ne varsa o gönderir. Mesela çok ilginç. Seferihisar Belediye Başkanı tablet talep etti. Bir anda ilk aklınıza gelen şey tablet değil depremde. Neden? Çünkü o tsunamide evleri su altında kalan öğrencilerin bilgisayarları bozulmuş. Okulu takip edemiyorlar. Şimdi gittim gördüm. Ben ilk önce tamam yaptık. Çok da büyük bir miktar değil. En son olarak da ne yaptık? 5000'e yakın deprem çantası hazırladık. Gelecek haftadan itibaren İzmir ve çevresindeki müşterilerimize deprem çantalarını vereceğiz. Deprem geçtikten sonra verilir mi? Verilir. Yani sonuçta. Tabii o her zaman. Önemli, her zaman ihtiyacı olacak bir şey o. Olmasın da bulunsun. Yok zaten sıkıntı o alışkanlığı edinmiş olmamamız. Şimdi ya. Kaçımızın evinde deprem çantası var İstanbul'da sorsam önümüzdeki 30 sene içinde sizce şimdi Akan Bey'in görevini sizce İstanbul'da deprem olasılığı yüzde kaç desem 30 sene içinde %100'e yakın bir şey çıkar herhalde. Kaçınızın evinde deprem çantası var? 20'yi bulur muyuz bilmiyorum. Yani zaman zaman oluyor sonra kalkıyor biliyorsunuz. Evet. Yani bir hazırlıyoruz.
olay bu. Yani ekosistem ve şeyi anlatmış oldum aslında. Deminden beri bir ekosistem hikayesi anlattım aslında size. Evet. Bir de dedim ki işte ne bileyim ben, restoranlar kapandı. Gittik Getir'le işbirliği yaptık. Kapalı restoranlar, özellikle bizim çalıştığımız meyhanelerin eve servis mantığı çok fazla yok, şeyi yok. Getir'de özel meze bölümü açtı Getir. Çok sağ olsun Getir Yemek. Onlar eve servis meze servisi yapabildiler. Bundan bizim hiçbir katkımız, karımız yok. Çünkü içki servisi yapmak yasak zaten şeyle. Ama veya Elazığ'da anlattığım hikaye, karla alakası yok. Çünkü artık demin Dinçer Bey'in söylediği hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçiyoruz. Ve bunun yani herkes yavaş yavaş örneklerini vermek zorunda kalacak. Bu bir seçim değil artık. Bütün o Akan Bey'in anlattığı rakamlardan dolayı bu bir seçim değil diyorum. Tam neredeyse 15 dakikada bitirdim ilk bölümü. Size bir yandan da görüyorum orada şeyi. Teşekkür ederim. İyi yapıyorsunuz. Herkes gayet güzel zamana uyuyor ve bir bütün içerisinde kendi alanındakileri net bir şekilde ortaya koyuyor. Ya ekosistem dediniz, sanki biliyorsunuz da değil mi? Pası attınız. Şimdi biliyorum çünkü biz dersimizi çalıştık. Demirhan Bey'le konuştuk. Peki. Siz teşekkür ederim. Ben sizi çok uzun yıllardan beri tanıyorum Demirhan Bey. İşte Multinet'ti, Multinet Up oldu sonra. Ama bu arada da yani daha önceki tanımından bambaşka bir şeye dönüştü. Yani bu gerçek bir dönüşüm. Bambaşka. Hani tırtıldı, kelebek oldu gibi böyle çok beylik bir şey söylemeyeceğim ama o kelebek gibi de durmuyor. Başka şeylere döndü. Bütün bunun içerisinde ben size bir tane soru sorsam. Sahiden ne iş yapıyorsunuz? Yani şu anda yapa geldiğiniz iş nedir? İşte geçen hafta ya da bundan önce Kasım'daydı galiba B2B Excellence Awards'u size takdim ederken konuşmuştuk. Başlıklarınız başkaydı. Buna hazırlanırken konuşurken başka şeyler çıktı. Hadi biraz bize anlatsanıza, sizi daha yakından tanıyalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pas için de teşekkür ederim Levent Bey'e. Şimdi Multinet tabii dediğiniz gibi büyük bir dönüşüm geçirdi. Tam bir hani metamorfoz bu. Biz bir yemek kartı şirketi olarak kurulmuştuk. Bugün ekosistem orkestrasyonu yapan bir fintech grubuyuz. Artık tek şirket de değiliz. 8 şirketiz. Bu 8 şirketin 6 tanesi startup. Biz onların hayallerine inandık, yatırım yaptık. Beraberce büyüdük. İşte tam bir ekosistem hikayesi bu. Eskiden işte böyle yani yemek kartı şirketi işi yaparken bugün 4 ana iş kolunda çalışıyoruz. Biz sizin de B2B Excellence Awards'u yaparken ilk 3'ü vardı. 4.'sü yoktu. Araya bir de 4.'yü ekledik. Her sene yeni bir kimlik edinmeye çalışıyoruz aslında. Ben öyle diyorum buna. Bu da hayatın akışı içerisinde, özellikle bu dönüşümün, hızlı dönüşümün içerisinde yapmamız gereken de bir şey olarak görüyorum. Ne yaparız biz, hani 4 cümleyle anlatırsam? Bizim birinci alanımız, biz çalışanlara bağlı her türlü gideri yönetiriz. İşte mesela yemek kartı, hepimizin bildiği yemek kartı burada. Ama ben bu yemek kartının yanında akaryakıt giderlerini de yönetirim. Esnek yan haklar gibi, Ramazan yardımı gibi, kıyafet yardımı gibi ödüllendirmeleri de çözerim. Uçak bileti, otel konaklaması, uzun dönem filo kiralama, o kiralanan arabanın yıkanması gibi aklınıza gelebilecek çalışanla ilgili bütün işleri çözerim aslında. Ve bunları dijital olarak... İdari işler diyebilir miyim? İdari işlerin tamamını yapıyorsunuz değil mi? Biz tam böyle bir üçgenin arasındayız. Biraz önce bir üçgen tarif etti Akan Bey. Biz kurumlar için şöyle bir üçgen: İnsan kaynakları, idari işler ve finansın arasındayız. Çünkü herkesin hayatını kolaylaştırıyoruz. Biraz önce Dinçer Bey'in bahsettiği o dönüşümü yapabilmek için her birime bir imkan sağlayıp onların üzerinden bu yükleri alıp biz yönetelim diyoruz. Bizim yaptığımız birinci iş bu. İkinci iş, çalışanlara bağlı olmayan giderleri yönetiriz. Bizim ekosistemimiz içerisinde 200 bin tane kurum var.
Ben işte 50 bin tane üye iş yeri ya da şöyle söyleyeyim 25 bin restoran, 5 bin tane süpermarket, 26 bin tane eczane, 10 bin tane optikçi için satın alma yapıyorum. Bu bana bir güç veriyor işte. Bu güç aslında o mikro işletmelerin büyük işletmeler karşısındaki satın alırkenki dezavantajını ortadan kaldırıyor. Bu da bir yük alıyor aslında onun üstünden. Ne yaparım mesela? Elektrik satarım ben, kargo satarım. Yani hiç böyle aklınıza gelmeyen zeytinyağı satarım. Ama bunları ben değil, benim ekosistemdeki iş ortaklarım satar. Üçüncü işim benim finansal servisler işi. Burası tam bir işte o fintech'in core fintech diyeyim ben. Tam burada bir sanal POS yani bir ödeme kuruluşu ve e-para işim var. Bu daha tüketiciye birebir dokunduğum alan. Sizinle B2B Excellence Awards'da bu üçünü konuşmuştuk. Biz bu sene içerisinde yeni bir kimlik edindik. O da aslında bir servis sağlayıcı kimliği. Sağladığımız servis de fintech. Bu anlattığım bütün altyapıları müşterilerimize birer fintech as a service başlığı altında verebiliyoruz. Bunun mesela en güzel örneği şu an en canlısı İstanbul kartları restoranlara evet. ödenebilir hale getirdik. Şimdi, o nasıl gelişti? Biraz anlatsanıza. Yani ben basında da gördüm. İlginç bir iş. Ne tür haklar sağlıyor her iki tarafa? Şimdi bunun aslında bir felsefesi ve çıkış hikayesi bence biraz daha şey. Tam da gündemimize uygun evet. bir şey. Şimdi pandemi döneminde en çok zorlanan ekosistemdeki paydaşlarımız aslında restoranlar oldu. Evet. Onlar kapalıydı. İşte çalışanlar evlerindeydi, dışarıda tüketim harcaması düştü. Evet bir paket servisi hepimiz konuşuyoruz ama gerçekçi olalım. Paket servis bir işletmenin ne kadarlık hacmini alır hepimiz biliyoruz. Çok bir şey yapmıyor. Şimdi o zaman aslında burası için ne yaparızı da lokantacılar federasyonuyla beraber sürekli konuştuk. Yani onların hayatını biz mutinet olarak kolaylaştırabileceğimiz şeyleri de konuştuk. Bunun dışında yapabileceğimiz neler var? Sürekli de bunun arayışına girdik. Tam o sırada Belbim'in de İstanbul kartı dönüştürdüğünü gördük. Ve işte büyük marketlerle yaptığı anlaşmaları gördük. Şimdi o küçük işletmelere gidebilecek güçte değildi. Benim de en güçlü olduğum alan küçük işletmelerdi. O zaman yine bakın bir üçgen tamamladık. Herkesin kazandığı yani İstanbul kartında, Belbim'in de. Tüketicinin de yani cebinde İstanbul kartı olan kişinin de, multinetin de, restoranın da kazandığı bir ekosistem değer hikayesi yarattık. Böylece metroya bindiğimiz İstanbul kartla restorana gidip yemeğinizi yediğinizde ödemenizi yapabilir hale geldiniz. Bu işte restoran için yeni bir hacim, yeni bir can suyu. İşte bu tarz şeyler, bu da bizim o işte fintech as a service dediğimiz dördüncü kimliğimiz oldu. Ve özellikle bu dönemde işte bu tarz servislere odaklandık. Buraya doğru geçtik. Bizim servislerimizin tabii şöyle bir etkisi de var. Hani benden önceki konuşmacılardan hani aldığım notlara da şey yaparak. Şimdi böyle enflasyonun olduğu, işte stoğun olduğu, ekonomik zorlanmaların olduğu dönemlerde şirketlerin de çalışanlarına sahip çıkması... Bu biraz önce söylediğim çalışan giderleri konusuna çalışanın gideri değil de çalışanın yan hakkı ya da çalışanın böyle zor zamanlarında benim ona sağladığım katkı gözüyle bakan şirketlerin daha öne çıktığını görüyoruz. Aslında bu Dinçer Bey'in söylediği şeyle de doğru orantılı. Çalışan için bir empati kuruyorsak eğer aslında çalışana biz dedik ki evinden çalış. Mekan bağımsız çalış ya da sokakta zaten çalışan kişiye sen çalış ama kendini korumaya devam et. O zaman aslında şirketler için ekonominin de zorlandığını düşündüğümüzde yapacağımız her hareketi o çalışanın bu pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıyla beraber düşünüp burada bir genişleme sağlamak yani onun yan hakkında onu desteklediğimiz alanlarda bir genişleme yapma ihtiyacını da gördük. Bunu biz hem kendi çalışanımıza yaptık hem de bütün paydaşlarımıza anlattık. Bunun doğru şey olduğu, olması gerektiği ve servisimizi büyütmemizin sebebi aslında buydu. Ve bunun da karşılığını yani bunu kullanan şirketlerinde burada memnun bir şekilde bu hizmetlerden yararlandıklarını gördük. Aslında
Yani bambaşka bir şeye dönmüş, öyle anlıyorum. Bir orkestrasyon yapıyorsunuz. Büyük partiler arasında kitleler var, bir de kurumlar var. Onların birbirlerine bağlanmaları konusundaki çabanız oldukça yüksek. Fakat bir araştırma vardı, ondan da söz etmek istiyorum. Biz pandemi döneminde yapmıştık Marketing Türkiye'de. Yani nerede kullanıyorsunuz diye sorduk beyaz yakalılara özellikle. Dediler ki market alışverişinde, tabii o dönem takdir edersiniz ki şey yoktu. Dışarı çıkıp yemek yemek söz konusu değildi. Ve orada kullandıklarını söylediler. En yukarıda o çıkmıştı. Şimdi bir soru geldi Gizem Yıldız'dan. Muhtemelen kendisi ofise giderek çalışıyor. İlginç de bir soru. Çalışanların öğle yemeği konusunda da kafası karışık diyor. Ofise evden yemek götürenler de var. Evde çalışıp dışarıdan yemek söyleyenler de. Bu değişen öğle yemeği rutinleri hakkında yorumlarınız nedir Demirhan Bey diye doğrudan hedef size sormuşlar. Bu süper aslında. Ben bunu biraz daha geniş perspektiften alayım aslında. Bu dönemde mesela biz ne yaptık? Şimdi hepimiz gibi biz de çalışanlarımıza odaklandık ve çalışanın bu pandemi döneminde yaşadıklarını anlamak gerekiyor aslında. Yani empati kurmak gerekiyor. İşte tam mesela burası insanların gerçekten kafasının karıştığı bir nokta. Yani evden çalışıyor, o zaman yemek yardımı yapmamam mı lazım? Ama biz ondan evden çalışmasını bekliyoruz. Yemek pişirmesini değil. Hatta öyle şeyler gördük ki hani sabahleyin 9'da açacağız, işte kameralar da açacak. Aslında tam hani beklenen, çalışanın beklediği empati bu değil. Akşama kadar da mesai saatini o bilgisayar başında geçireceğiz. Çalışanın beklediği empati bu değil. Şimdi burada bu kafa karışıklığı sebebiyle öğle yemeği yardımıyla ilgili kafası karışan müşterilerimiz oldu ama çok çabuk açıldı. Yani herkes sonra gerçekten biz çalışanımızdan evde çalışmasını bekliyoruz, bu yardımı da yapmamız gerekiyor, buna devam etmemiz gerekiyor dediler. Aslında beklememiz gereken şey şu. Ya mesela biraz önce konuşurken de işte toplantı yaparken çocuğumuz geliyor, çocuğun bakımı var, onun okula gitmesi gerekiyor, evde bakılması gereken bir yaşlı var. Önemli olan burada sizin çalışanınızla o uzaktan mekan bağımsız çalıştığında kurduğunuz felsefi birliktelik. Bu bir kontrol birlikteliği mi? Bu bir güven birlikteliği mi? Yani onun yapması gerekenleri yapacağına güvenip ona güveniyor muyuz ve onun ne zaman çalıştığıyla çok ilgilenmiyor muyuz? Yani sabahleyin 8'de belki başlayamıyor, çocuğunu okula başlatıyor. Saat 10'da çalışmaya başlıyor ama gece vakti saat 11'den sonra da çalışıyor. Bu onun bileceği bir şey. Biz aslında burada şöyle bir yönteme geçtik ve bu güveni verdik. Ve dedik ki biz size güveniyoruz. Hatta biz kalıcı hibrit çalışmaya geçtik. Yani biz ofislerimizi küçülttük. Şu an herkesin gelebileceği bir ofisimiz yok. Biz artık herkesin, isteyenin uzaktan, isteyenin benim gibi ofisten çalışabileceği bir ortam kurduk aslında. Çünkü ben de biraz önce söyledim, iki tane canavar var, biri 6, biri 2. Benim için evden çalışmak zor. Yani hani ben ofiste daha verimli olabilecek durumdayım, evim de yakın, tamam. Ama ben kalıcı olarak evimden çalışacağım diyen de o da onun da evinden çalışması önemli. Burada tabii bu güvenle beraber de hayatı biraz şöyle değiştirmek gerekiyor. O zaman da nasıl yönettiğimizi değiştirmemiz lazım. Yani KPI bazlı yönetiyoruz diyoruz aslında. Ama işte o KPI'ler işte mikro management'a doğru gidiyor. İşte mikro management'a doğru gittikçe de sen ne yapacağını bilmiyorsun. Bak ben sana koydum, bak onu tuttur. O zaman sen doğru yapmışsın izlenimi yerine aslında biz daha böyle hani objectives and key results dediğimiz istediğimiz sonuçlara doğru, istediğimiz sonuçları ortaya koyup beklenilen zamanın nedeni anlatmaya çalıştık aslında. Evet. Neden bu sonucu bekliyoruz bu zaman diliminde? Bu mesela çalışan bağlılığında bu dönemde şeyleri de ölçtük tabii. Yani rakamlarda %84'lük bir şeyimiz var. Çalışan bağlılığı rakamımız var ve %42'si aktivist. Şimdi o bilince neden onu yapmam lazım? O zaman onu nasıl yapacağı değil benim konum aslında.
onu yapacağı ortamı, o iklimi oluşturmak ve bu çevik çalışma içerisinde de devam etmek. Aslında Akan Bey'in dediği gibi hani mış gibi yapmamaya çalıştık. Hani çevik çalışıyorsak o zaman buna uygun bu felsefeyi yukarıdan oturtarak devam edelim dedik aslında. Bizim biraz geniş aldım öğle yemeğinden çalışanı ama paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Bir sonraki turda size yönetim yaklaşımınızı soracağım. Sonuçları söylediniz bana şimdi ama bir sonraki turda hazır olun. Tamam. Madem size böyle paslar atılıyor, o pası ben de şimdiden atayım. Siz geldiğinizde. Madem kıyak yapıyoruz, yapmaya devam edelim. Tamam. Evet, açıkçası çalışanlar kadar güçlü şirketler, onu fark ettik. Onların moral ve motivasyonu önemli. Tabii ki yemek bedellerinin ödenmesi önemli. Evde de çalışsalar, iş yerinde de olsalar mutlaka onu almaları gerektiği konusunda bir ortak konsensüse vardı zannediyorum işverenler. Dolayısıyla da orada sorun yok. Benim tabii hep iştahımı ne açıyor biliyor musunuz Demirhan Bey? Elimizdeki bu datalar. Yani müthiş bir data vardır. Onu bir ara sizinle konuşalım da biz onları Marketing Türkiye'den nasıl veririz ona bakalım. Peki, tamam. Teşekkür ederim. Akan, mış gibi yapmayacaklar dediniz. Tüketici parmağını sallayacak, hatta iğneyi çuvaldızı tüketici batıracak dediniz. Bu duruma ayan markalar da var tabii ki. Eminim. Yani hani %100 belki mükemmel düzeyde değil ama en azından bunun niyetine girmiş %58'den söz ettiniz biraz önce. %58 de Dinçer Bey siz söylediniz. Markalar değil mi? Daha doğrusu şirketler düzenin değiştiği, çalışanın önemli olduğuna dair bir inançları var dediniz. Bundan sonrasına bakalım istersen. Ne olacak? Yani bir kere metaforik olarak bu soruya önce yanıt vermeye çalışayım. Yani bir karanlıktayız. Bir anahtarı bir yerde kaybettik ama bu şey fıkra vardır ya, anahtarı ışığın altında aramak. Yani anahtarın ışığın altında aramak ne demek? Eski bildiklerimizle bugünün problemlerini çözmeye kalkarsak ışığın altında arayacağız ve sonuç zaten şimdiden belli olacak. Onun için bir kere bildiklerimizde birazcık derinlik eksikliği var şu anda hepimiz. Çünkü alışık değiliz ki yani böyle bir duruma. Bir, iki unutmamak lazım. Batı'dan daha problemliyiz. Çünkü biz ekonomik kriz üzerine Covid'e yakalandık. Bir de üzerine de dijital devrimin içindeyiz. Dolayısıyla dünyanın bir önceki yaşadığı pandemilerden de alacağımız bir şey de yok. Yani bir tecrübe de yok. Dolayısıyla şimdi kalkıp da eski bildiklerimizde hadi çözelim noktasına gidemeyiz ki bu arada denedik. En kötüsü de o. Biz çalışanlarla yaptığımız ankette bize şunu söylediler. Haziran'da açılışla beraber bizi ofislere çağırdılar. Bir ay sonra hadi gidin dediler. Bu nasıl bir rezalettir? Biz daha ciddi yaklaşılmasını bekliyorduk bu işe. Şirketler böyle deneme tahtası üzerinden mi bu işi deneyecekler diye sorguladılar. Dolayısıyla en önce şunu kabul edelim. Bildiklerimizde bir derinlik eksikliği var. Onun için neleri bilmiyoruzu anlamak üzere daha çok soru sormamız lazım. Bizim bütün sistemimiz cevaplar üzerine. Hepimiz elinde cevaplar var ve biz bu cevapları çok rahat uyguluyorduk. Oradan bir sonuç alıyorduk. Şimdi daha çok soru soruyor olmamız gerekiyor. Soru sorarken de Türkiye'de bazı çok büyük değişiklikler göreceğiz. Yani anlattığım önemli şeylerden bir tanesi işte Konda'nın yaşam tarzları var. 9 tane yaşam tarzdaki değişiklikler ne? Bunu soruyor olmamız lazım. Yani bu da hayat tarzlarında bir değişiklik olacak. Geçişkenlik olacak. Oradan oraya geçişler olacak. Bunlar ne? Yani bunların beklentileri ne? Ya da devam edecekse az evvel söyledim. Hızlı kentleşme bize ne getirecek? Bir kere şunu biliyoruz, yaşlanma getiriyor. Hepimiz gençliği konuşuyoruz ama Türkiye gençleşmiyor, Türkiye yaşlanıyor. En hızlı büyüyen segmentlerden bir tanesi, öbeklerden bir tanesi orta yaş öbeği. Bakın ben orta yaşla ilgili hiç brief almıyorum, hiç. Herkes bir gençlik konuşmak istiyor. Yanlış anlaşılmasın, gençlik önemli tabii ki. Ama en hızlı büyüyen öbek kimse tarafından sorulmuyor. Dedim ya, ışık altında arıyoruz anahtarları. Birazcık uyanalım çünkü büyüyen öbek gençlik değil. Büyüyen öbek orta yaş segmenti ve orta yaşın disposable income derler ya, harcayabileceği para da artıyor. Şimdi bu orta yaş ne bekleyecek Covid'den sonra? Nasıl bir travma yaşadığı kimse şu aralar sormuyor.
Üç nesil aile. Hep büyük aileleri seviyoruz. O tarz reklamcılık yapmayı da seviyoruz. Üç nesil aile %14'e düştü Türkiye'de. Üç nesil aile kavramı ölüyor. Çünkü kentleşmeyle birlikte küçük metrekarelere geldikleri için üç nesil ailenin bir arada yaşama ihtimali yok. Yeni aile tipolojisi ne olacak? Kimse sormuyor. Yani haneyle olan ilişki ne hale gelecek? Evlerimizle olan ilişki. İlk defa evlerimizin kavramı değişti. Evrenimiz hem bizim için hapis hem bizim özgürlük alanımız oldu. Hatta şöyle bir bilgi daha vereyim size yaptığımız araştırmadan da. Arabalar en özgür olduğumuz yer oldu. Çünkü maskeyi tek çıkartıp yan koltuğu attığımız yer araba. Yani bir anda otomobilinle olan ilişkimiz değişti. Şimdi bunlara bakmak lazım. Yeni ilişki nedir? Yani haneyle ne, arabayla ne? Resmen dışarıda olduğumuz anda en hapis olduğumuz an o. Yüzüme bir şey yapıştırıyoruz. Arabaya girdiğimiz anda öyle bir alıp da öyle bir atıyoruz ki yan koltuğa inanılmaz bir özgürlük şeyi geliyor. Mesela daha da birazcık provoke edeyim. Boşanma artış ivmesi evlilik ivmesinden ilk defa tarihimizde daha yüksek. Var mı cesaretimiz boşanmış kadınları konuşmaya? Olması lazım. Büyüyen yok. Bir bebek. Yok, kimse konuşmuyor. Cesaret dahi edemiyoruz. Etmemiz lazım. Ve bizdeki boşanmış kadınların özelliğine bakın. Ben onlara boşanmış Amazonlar diyorum. Çocukla boşanıyorlar ve çocuğun geleceğiyle ilgili o kadar ciddi bir tüketici kitlesi var ki orada. Hiç kimse konuşmuyor. Yani hiç kimse konuşmuyor ama bakmamız lazım. Çünkü burası büyüyor gibi görünüyor. Yaşlanmadan bahsettim. Yaşlanma sürecimiz 2039'da tamamlanıyor. Peki yaşlı Türkiye ile ilgili bir hazırlığımız var mı? Yok. Yani yaşlı tüketici ki şöyle söyleyeyim. Premium harcama yapan yaşlı tüketici kitlesi şu anda %1.5'a geldi ama hızlı büyüyor. Hızlı büyüyor. Devasa bir şekilde. Var mı elimizde bir şey? Yok. Kimse konuşmuyor. Bir de orta yaşla ilgili bir bilgi daha vereceğim ve böyle biteceğim. Hani ışık altından aramaktan vazgeçelim dediğim. 78 yaşına kadar yaşıyoruz. Ki Türkiye'nin bu ortalaması yüksek bir ortalama dünyaya göre ve bu da iyi bir şey. Ama 58 yaşına kadar sağlıklı yaşıyoruz. Hayatımızın son 20 yılını yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz belli değil. Yani dolayısıyla böyle bir dünyada bu insanlar travma yaşadılar. Peki bu arada Levent Bey Wellbeing'den ne güzel dedi, iyi yaşamdan bahsetti. İyi yaşam öyle bir tansiyon olacak ki biz zannettik ki AB'lerin işte birazcık pilates, birazcık yoga dünyasına sıkışıp kalacak Wellbeing bitti o dönem. C1, C2'de göreceksiniz Wellbeing. Yani iyi yaşamı. Hazır mıyız? C1, C2 için iyi yaşam ne demektir? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Sıfırdan içgörülere ihtiyacımız var. Artık bu ışık altından bildiklerimizle bir şeyleri bu dönemde çözmeye denememeliyim bile. Kimin daha çok sorusu olursa o ayakta kalır. Kim cevaplarıyla devam ederse küçük bir dayak yer. Onu en azından söyleyebilirim. Evet, bazı şeyleri hiç konuşmayacağız. Bazı şeyler kendi başına devam edecek. Biz onlara bakacağız ama bir miktarda kaygılanacak bir kesim var. Biz de onlardan olalım. Dileğindeyim açıkçası. Peki Dinçer Bey, deneyim tabii çok önemli biliyoruz. Dolayısıyla da biraz yani bütün anlattığımız şeyler çalışanlarımızı kazanmaya, onları daha zinde yapmaya ve motivasyonlarını yükseltmeye yönelik şeyler. Türkiye'de de çok popüler oldu takdir edersiniz ki. Hani kıymeti anlaşılarak popüler olduğuna inanmak istiyorum. Moda kavram diye değil. Yani şu anda oyun oynayacak hiç kimsenin hali yok. Dolayısıyla da muhtemelen bunu uygulayan kurumların olduğunu ve başarıyla gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Örnek var mı? Bir örnek üzerinden bize yani idealini anlatabilir misiniz? Bir case üzerinden rica etsem. Memnuniyetle. İsterseniz o örneğe geçmeden önce de belki biraz şeyi de tanımlamak lazım. Peki hani mevcudu biraz anlattık. Gelecekle ilgili beklentiler ne? Onunla bağlayayım isterseniz. Şimdi önümüzdeki 10 yıl ve sonrasında iş ilişkisinin bazını oluşturması beklenen gelişim organizasyon, iş gücü ve birey düzeyinde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Organizasyonların gelişim yolculuğunda yeniden tanımlanan başarı kriterleri çevik çalışma ve olumlu sosyal etki gibi alanlar olarak ön plana çıkarken iş gücü düzeyinde çeşitlilik, kapsayıcılık ve adaptif olma dikkat çeken unsurlar. Bireyler ise büyük bir amacın parçası olmayı, özerkliği, aynı zamanda da işbirliği odaklı olabilmeyi de bekliyorlar. Gelişen bireyler iş gücünün ve organizasyonun da gelişmesine
katkı sağlayarak işlerinde de değer katıp fark yaratmayı hedefliyorlar aslında. Aslında tüm bunların hepsine baktığımızda bir çalışan deneyiminin ve çalışma deneyiminin ne kadar kritik olduğunu biraz daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü masada çok soru var. Esnek veya mekan bağımsız çalışma modeline geçiş en çok çalışan deneyimini etkiledi aslında. O yüzden de masada duran sorular şunlar şu anda. Bu sene yaptığımız araştırmada Türkiye kapsamında sonuçlarını dediğim gibi Şubat ayı ilk haftasında yayınlayacağız. Nasıl esnek veya mekan bağımsız çalışabiliriz? %83 bu. İlk soru insan şirketlerde. Her gün görmediğimiz çalışanlarımızı sanal çalışanla nasıl yönetebiliriz? %67. Nasıl iş alım yapacağız? %52. Becerileri ve gerekli olan yeni yetenekleri nasıl geliştireceğiz? %51. Kültürümüzü nasıl inşa edeceğiz? %47. Yani insan kaynaklarının ajandasında çok iş var ve çevik çok olmak zorunda. Çevik ya olmak oranlar zorunda. Oranlar çok yüksek. Evet size şunu söyleyeyim. Ajandalarındaki birinci konu yeni çalışma şekillerine uyum sağlamasına olanak tanıyan programları ve politikaları çalışanlar için hızlandırmak. Uzaktan evet. Hibrit bir iş deneyimi için süreçleri yeniden tasarlamak, işlevlerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve insan kaynaklarının organizasyonel modelini değiştirmek. Bu son ikisi zaten ilk ikisi için. Yani yeni çalışma şekillerine uyum sağlamak için ve yeni bir iş deneyimi için olmazsa olmaz elzem konular. Ama yani gün sonunda yapmaya çalıştığımız şey iş deneyimini yeniden tasarlayarak çalışanlara ilham ve enerji vermek. Peki bunu iyi yapanlar nasıl yapıyor? Hemen ona geliyorum. Evet. Birincisi tasarım odaklı düşünmek gerekiyor. Yani design thinking. Özellikle çalışan deneyimini tasarlarken. Neden? Çünkü tasarım odaklı düşünme çalışanlar ve insan kaynakları arasındaki bağlantıyı arttırarak yenilikçiliği teşvik ederken insanların kendilerini daha iyi hissetmelerine de yardımcı oluyor. Böylece hani birlikte oluşturma, daha enerji verici bir deneyim sağlama olasılığını da yükseltiyor. Diğer bir konu, yine iyi yapanlar için söylüyorum. İnsan kaynaklarını yeniden tasarlarken target interaction model kullanmak, yani hedef etkileşim modeli kullanmak. Çünkü insan kaynaklarının bir portföyü var, hizmet portföyü. Ve insan kaynaklarının bu dönemde iş için kazanılması gereken savaşlara dayalı yeniden bir program oluşturması gerekiyor. Bunu da insanların ve nasıl söyleyeyim business driverların ihtiyaçlarının bir araya geldiği etkileşimler aracılığıyla sunması gerekiyor. Yine neden diye soracağım. Çünkü etkileşim modeli çalışan katılımını sağlamak ve hizmetin veya o uygulamanın benimsenmesini sağlamak için en olası yaklaşım. Çünkü verimlilik, zenginleştirme, empati ve aidiyet sağlar. Az önce bahsettik. Well-being dinamik bir çalışan deneyim açısından kritik bir öneme sahip. Bu şüphesiz. Diğer taraftan uzaktan çalışma modeli üretkenliğin Türkiye'deki şirketlerin %90'dan fazlası şu anda bu daha önce böyle değildi, bir örnek anlatacağım. %90'dan fazlası uzaktan çalışma modelinde üretkenliğin aynı kaldığını veya arttığını söylüyor. %90'ı. %82'si ise pandemi sonrası esnek veya mekan bağımsız çalışma uygulamalarını kurumlarında daha köklü bir şekilde yerleştireceklerini söylüyor. Şimdi örneği vereceğim. Pandemiden evet, önceki lütfen. Dönem çok değerli insan kaynakları profesyonelleriyle bir aradayız. İşin geleceğini konuşuyoruz. Future of work'ü konuşuyoruz veya workforce for the future'ı konuşuyoruz. Bunları anlatırken çok değerli bazı yöneticiler el kaldırdı. Ya dedi Dinçer Bey, ya çok güzel şeyler anlatıyorsunuz da dedi. Bunlar bizim buralarda olmaz, çalışmaz dedi. Şimdi bu değerli yöneticilerimizin hepsi şu anda uzaktan çalışıyor ve oldukça da verimli çalışıyorlar. Ne güzel, çok, iyi örnek oldu. Çok hızlı dönüşüyoruz ve adapte de oluyoruz aslında. Yani insanın doğasında bu var zaten. İnsan her koşula adapte olur. Var da biz bu coğrafyanın insanları, Türkler de çok daha hızlı galiba bu adaptasyon. O özelliğimizden ötürü hayatta kalıyoruz gibi geliyor bana. Katılıyorum. Yani ben kendimi bildim bileli. Yani şu anda 50 yaşındayım. Yaklaşık 1994 senesinden beri iş hayatının içindeyim.
Yani sakin bir dönem geçirdiğimi çok hatırlamıyorum. Yani hep bir öngörülerde zorlukların olduğu dönemlerin içinden geçiyoruz. Bu da bizi sanıyorum daha böyle çevik de by default yapıyor. Yani biz zaten çeviriz. Yani öyle söyleyeyim. Ama şunu söyleyebilirim. Yöneticilerin güçlü bir çalışan deneyimi oluşturarak enerji yaratmalarına yardımcı oluyor bu işi iyi yapan şirketler. Yani yöneticilerin çalışanlarla kariyer tartışmalarını, geleceğe hazır olma anlamında yapmaları ve buraya odaklanmalarını destekliyor şirketler. Ya da çok basit örnek vereyim. İşe alım öncesi veya işe alım gibi hızlı ve kolay bir şekilde yeniden tasarlanabilen deneyimlere odaklanıyorlar. İşe ilk katılım deneyimi çünkü gerçekten önemli. Yeni bir organizasyona katılmak stresli ve genellikle gariptir. Çünkü yeni bir çalışan için deneyim genellikle zordur. Çünkü kişi büyük bir miktarda yani yeni çalışmaya başlayan bir kişi o şirkette bilgiyi tüketmeye, yeni ilişkiler kurmaya ve yetkinliğini kanıtlamaya çalışıyor. O yüzden de ilk katılım deneyimini daha ilgi çekici hale getirmek için özel çaba sarf etmek bile bence oldukça önemli. Ama benim en çok önem verdiğim konu dinlemek. Yani sağlık, esenlik ve esnekliği bir öncelik haline getirmek. İnsanlara, çalışanlarımıza bütünsel olarak odaklanarak önemsendiklerini göstermek kritik. Şunu söylemek istiyorum. Yani mekan bağımsız ya da esnek çalışmanın nasıl söyleyeyim bir vaat değil, bir uygulama olduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet. Peki, bu bir vaat değil. Artık bu bir uygulama. Evet. Geçti tabii. Yani adaptasyonsa buna adapte olalım diyorsunuz. Bu geçici bir şey değil. Evet, ben çok basit bir örnek vereceğim son olarak belki sanıyorum zamanımı doldurdum. Evet, şimdi evet. Yakın zamanda bankacılık sektöründe gerçekleştirdiğimiz bir çalışan deneyimi projesi vardı ve orada ortaya bir sonuç çıkmıştı IT departmanı özelinde. Yani IT departmanı özelinde çalışan deneyiminin geliştirilmesine yönelik bir ihtiyaç vardı. Sonrasında da biz bu ihtiyaca yönelik olarak IT özelinde yetenek yönetimi odaklı bazı projeleri hayata geçirdik. Bu deneyimi iyileştirmek adına ve şunu söyleyebilirim, bir yılın sonunda tekrarlanan çalışan bağlılığı deneyimi anketi sonucunda o departmanda %30 oranında skorlarda bir artış gözlemlendi. Yani bundan şunu demek istiyorum. Spesifik olarak o pain pointlerin belirlenmesi ve stratejik aksiyonların buna göre alınmasının önemi bir kez daha aslında ortaya çıkıyor. Buradan da şuna geleceğim. Herkesi dinlememiz lazım. Herkesin ihtiyaçlarına göre de biraz çözümleri kişiselleştirmeye de çalışmamız lazım. Yemek check-in'den veya yemek uygulamasından örnek verdik. Biz daha önce çalışanlara yan hakları role, pozisyona veya kademeye göre tanımlıyorduk. Bence artık çalışma yöntemine göre tanımlayacağız, şekillendireceğiz. Yani mekan bağımsız çalışanlar için yan haklarımız diyeceğiz. Ofisten çalışanlar için yan haklarımız diyeceğiz. Yani şu anda tüm dünyada ve ülkemizde de çalışan yan hakları üzerine hepimiz kafa patlatıyoruz ve bunun dizaynı üzerine konuşuyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Çok zihin açıcı oldu. Biz sizinle özel sohbetlere devam edeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Öğreneceğimiz çok şey var. Levent Bey, siz yani tarihi yazmaktan biraz önce Churchill'den söz etmişti. Churchill'i çok andık biz ya. Rahmet de diyelim ona. Çok rahmetli anmam ben kendisini genelde ama boş ver. Yani Churchill'in bir lafı var. Onu çok sık kullanırsınız siz. Evet. Tarih bana iyi davranacak. Çünkü onu ben yazmayı düşünüyorum demiş. Biz de gelecek bize iyi davranacak. Çünkü bu ekrandakiler geleceği şekillendirecek diye bakıyorum. Siz değişimin öznesi olmayı tanımlarsınız. Böyle şeyler söylersiniz. Evet. Yani hem tarih yazılacak hem değişimin öznesi olacak. Hadi birazcık ondan söz edin. Sonra Peki, Han Bey'e zaten bunların üzerinden
yönetim anlayışını soracağız vallahi. Bir daha pas attım Demirhan Bey size. Evet. Demirhan Bey çalışmadığım yerden geldi soru. O yüzden ben konuşmamı size pas atarak bitiremeyeceğim. O yüzden benden bir pas beklemeyin bir önümüzdeki 10 dakika sonra. Ya Churchill'i evet pek rahmetli anmam dedim çünkü yani Churchill'in en sevdiğim ve en güzel lafı işte her 100 senede bir tane dahi gelir. Bu 100 senede sıra Türklerimiş. Onu ben de çok severim. Yani en doğru düzgün söylediği laf budur yani. evet. O da Mustafa Kemal Atatürk olmuş demiş de epey bir yenildiği için kendisi epey ders aldığı için iyidir. Neyse. Şimdi değişimin öznesi olmadan önce birkaç bir şey var. Yani zaman kalmayabilir. Ben de şeye bağlayacağım. Değişimin öznesi olmaya bağlayacağım. Şimdi çok ekosistemden bahsettik. İki şey çok önemli. Ekosistemde konuşulmayan Türkiye özelinde. Çalışanlar veya ekonomiye katkıda bulunanlar grubu da bu ülkede bir ekosistemdir. Ve biz daha fazla kadını bu ekosistemin içinde yer almasını sağlamadığımız sürece de bir kolumuz eksik gideceğiz. Ekosistemimiz ekosistem olmayacak. Bu ekonomi işte bir yerden bir yere gelmeyecek. Şu anda bizim ülkemizde çalışanlar ve ekonomiye katkıda bulunanlar şey anlamında çünkü ev hanımlığı da bir çalışmadır. Şey değil. Kadınların rolünü arttırmadığımız sürece ağzımızdan bal damlıyor. Ekosistem eksiktir. Eyvallah. Ekosistem eksiktir. O yüzden bir kere en büyük yani herkesin her şeyi bırakıp biz kendi küçük ya da büyük ekosistemimiz içinde kadının ağırlığını iş sonuçlarına katkısını, yaratılan evet. değere katkısını ne kadar kolaylaştırıyoruz, ne kadar sağlıyoruz, ne kadar önem veriyoruz diye sorması lazım. Bu bir kadınlar. İkincisi Akan Bey söyledi, çiftçiler. Çiftçiler derken tarımla iştigal eden herkes diyelim. Yani hani şey değil. Bu ve burada üniversiteden bahsetti. Bunu da biz gerçekten çok faydalarını görüyoruz. Yani hem Ege Üniversitesi ile hem Çukurova Üniversitesi ile çok ciddi çalışmalarımız var. Onlarla çalıştıkça, akademiden destek aldıkça, akademiyle beraber yürüdükçe tarıma artı olan katkımızı ve bir şekilde bunun sonucu olarak da tarımla iştigal eden insanlara olan katkımızı görüyoruz. Bu da ikinci önemli ekosistem. Yani ne olursa olsun yani çalışanlar da şunlar bunlar yani her şeyi bırakıp bu iki ekosisteme Türkiye özelinde mutlaka dikkat ediyor olmamız lazım. Şeye gelince de değişimin öznesi olması gelince de tabii 3 dakika 4 dakika içinde felsefi olarak konuşmak zor. Şöyle söyleyeyim. Bir Çin atasözü galiba veya ben orada öyle gördüm bilmiyorum Çince bilmiyorum. Şöyle diyormuş. Değişim rüzgarları estiğinde bazıları duvarlar örer, bazıları yel değirmenleri inşa ederler. Değişimin öznesi olmakla arasındaki fark bu. Bu arada ikisi de kötü bir şey değil. Yani hani böyle ikisi hani zaten hayat dengeden oluşuyor. Ne %100 hadi hep beraber ya. Hani yel değirmene de ihtiyaç var, duvara da ihtiyaç var. Yani hani sonuçta dengeyi kurmak lazım. Yani değişimin hem öznesi hem nesnesi olmak lazım zaman zaman. Ama ne olursa olsun demin söylediğim gibi seçimle oluyor olması lazım. Yani ben özne olmayı seçiyorum, ben nesne olmayı seçiyorum bunu dememiz lazım. Değişimin öznesi olmanın önemi de oradan geliyor. Churchill'e bağlayacağım. Yani şey demeye çalışıyor adam, yani tarih bana iyi davranacak çünkü ben yazacağım. Yani tarihin öznesi olacağım demeye çalışıyor. Aynı şekilde eğer siz ne yapıyorsanız yapın, değişimin öznesi olmaya çalışırsanız değişim size iyi davranır. Evet. Akan Bey'in verdiği bütün örnekler oraya bağlanıyor zaten. İstesen de istemesen de diyor. O zaman istemesem de istesem de ise o zaman ben öznesi olayım bu işin. Bir şekilde kucaklayayım. Mesela ben not aldım şu orta yaş göbeğiyle ne yapıyoruz falan filan diye. Öbeğiyle. Ama yok orta yaşın göbeği de oluyor. Neyse şimdi reklam almayalım. Neyse.
Hakan Bey, borcumu ödemeye çalışıyorum bu tip böyle. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hareketlerle. İşler gelsin bizlere. Buyurun. Özel sohbetlerimizde aslında bir miktar buralara giriyoruz. Ben biliyorum ne kadar derinlikli baktığınızı bu meselelere. Bulunduğunuz yer, o makam, yaptığınız iş, topluma, çiftçilere karşı sorumluluğunuz, her birini çok önemsiyorsunuz. Çalışanlarınıza nasıl hassasiyetle baktığınızı biliyorum. Yani tabii burada bize ayrılmış zaman dilimi içerisinde bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Muhtemelen her birimizle ayrı ayrı birkaç saatlik webinar yapsak yeri var. Anlatacak çok şey var ama işte zaman kısıtı da var. Ben sizin toparlamanızı rica edeyim. Tabii hemen. Devam edelim. Yani olay dediğim gibi yani bu değişimle ilgili olan kısım herkesi dinlemeliyiz dedi ya Dinçer Bey. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Ben ilk bu şey çıktığında, pandemi çıktığında dedim ki yardımlaşmak lafını kullanmayalım. Yardımlaşma depremde olur. Neden? Benim bölgemde deprem olmuştur. Depreme maruz kalmayan bir bölgedeki bir grup gelir, onlara yardım eder. Çünkü o etkiye o grup maruz kalmamıştır, yardım eder. Kötü bir şey değil. Ama dünyanın her yerinde aynı anda bu etkiye maruz kaldık biz. O yüzden dayanışmak zorundayız. Dayanışmak için de birinci şey gerçekten bildiklerimizi unutmak. O relearn, unlearn neyse işte o şey. O gerçekten çünkü bildiğimiz şeylerle bildiğimiz şeyler işe yaramayacak. Yaramıyor da. Yani bunu değişmeye kendimizden başlamamız lazım. Şöyle bitireceğim. Akan Bey sistem cevaplar üzerine soru sormayı bilmiyoruz dedi. Üç tane soru sormamız lazım. Bir. Şirket yönetirken de kendini. Biz kimiz? Biz kimiz? Amacımız ne? Ne iş yapıyoruz? Topluma nasıl değer katıyoruz? Paydaşlarımıza değer katıyoruz. Bir kere şirket ol. Yani şirket yöneticisi olarak sorduğunuz için. Bu arada bana hep makamıma soru soruyorlar. Hiç Levent Kömür'e soru soran yok. Yok. Neyse. Şey, onu, genel olarak onu ben hep soruyorum. Hep ben biliyorum, soruyorum. Biliyorum. Çünkü Levent Kömür hayatımda 20 küsur yıldır var. Evet biliyorum. Yani genel olarak şey yaptım. Evet. Bir, biz kimiz? Ne iş yapıyoruz? Nasıl katkıda bulunuyoruz? Amacımız ne? İki, içinde bulunduğumuz bu sistem, şirket diyelim ki, nasıl çalışır? İnsan gücüyle çalışır. Mesela bütün şirketlerin şunun farkına varması lazım. Sürdürülebilirlikten bahsettik ya. Bir şirketin sürdürülebilir tek rekabetçi avantajı insan gücüdür. Sürdürülebilir olan. Çok paranız vardır, o para sürdürülebilir olmayabilir. Daha iyi bir yerde kurulmuşsunuzdur mekan olarak. O mekan da, coğrafya da sürdürülebilir. İnsan gücü, işte demiş ya Ali Paşa demiş işte biz gerekirse İbrişim'den, Atlas'tan yaparız donanmanın şeyini. Onun gibi her şeyi alın, insan gücü kaldığı sürece o sürdürülebilir rekabetçi avantaj devam eder. Üçüncü soruda nasıl büyürüz ve gelişiriz? Bu üç soruyu soruyor olmamız lazım sürekli. Bugün pandemi var, yarın mandemi olacak. Mandemiyle evet. Karşılaştığımızda da biz kimiz? Nasıl çalışırız? Nasıl büyürüz? Bu evet. Soruları cevaplıyor olmamız lazım. Evet. Akan Bey sorular dedi, benim de sorularım bunlar. Bunları herkes kendine sorsun. CERN'de yazar biliyorsunuz 1954 kuruluşlu. Der ki biz kimiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Onlar 1954'te sormuşlar. Tabii. CERN'ün. O 150 metre aşağı inmeden önce hemen o yuvarlak binanın duvarında var. Onlar da o da daha varoluşu tartışıyor. Nereye gittiğimiz tabii önemli. Peki Demirhan Bey, ya siz son dönemde pek çok tane ödül aldınız. Bir tanesini de yani Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen ve 70 binden fazla KOBİ'ye sorduk. Siz B2B bir kurumsunuz. Şirketlerle çalışıyorsunuz. Anladım. Ve mükemmellik ödülünü aldınız ve de Grand Prix aldınız. Aldığınız şey de müşteri memnuniyetiydi. Şimdi bir tarafta müşteriler var. Onların memnun edilmesi gerekiyor. Siz memnun ettiğiniz sürece hizmet verdiğiniz şirketlerin de katma değeri ve onların müşterileri nezdinde itibarları artıyor. Şimdi bir orası var.
Bir tarafta da sizin kendi çalışanlarınız var. Siz bütün bunları bir anlayışla yönetiyor olmalısınız açıkçası. Yani çok kolay bir şey değil. Biraz önce söylediğiniz rakam 200 ne dediniz? Kaç milyon? 200 bin. Kaç, 200 bin dediniz. Yani çarpı insanlar var orada. 2 milyon kart. Tabii. Evet. Dolayısıyla da sorumluluk çok hem geniş hem de ayrıntılı. Bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Biraz önce de dediğim gibi hani mükemmellik ödülünde müşteri memnuniyetinde tam not olarak Grand Prix almıştınız. Bunu ben söylemiyorum. Bunu araştırma sonuçları söylemişti. Kuantum'la yaptığımız araştırmanın sonucundan çıkmıştı. Bir miktar hani tesadüf değil. Çok ödül var. Bir de bütün bunları yaparken yönetim anlayışınızı lütfen paylaşır mısınız? Nasıl alıyorsunuz bu ödülleri? Bir şey yapıyor olmanız lazım. Bir şey yapıyoruz aslında. Yani Levent Bey biraz önce kusura bakma pas atamayacağım dedi ama çok güzel pas attı. Değişimin öznesi olmaya çalışıyoruz aslında. Yani biz burada bir sorumluluk alıp o değişimin gerçekten öznesi olmak için yaşıyoruz. İnovasyonu bir iş modeli olarak hayatımıza katmaya çalışıyoruz. Mesela mış gibi yapmıyoruz dediğim şeyde biz çevik çalışıyoruz dediğimde şimdi 3 ay bizim için. Her 3 ay bizim için hayat yeniden başlıyor. Bu önü sor, önü ya da arkası yok demek anlamına gelmiyor. Var ama o 3 ayda bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yanılıyoruz, deniyoruz, yanılıyoruz. Olmuyor, bırakıyoruz. Ve çeviklik zaten çevikliği mesela bana tek kelimeyle ifade et deseniz adaptasyon derim. Aslında işte bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Şimdi mesela biraz önce bildiklerimiz çok az dedi Akan Bey. Evet, aslında çevikliğin ikinci parçası da bu. Bildiğimiz kadarını yönetmeye çalışıyoruz aslında. O kadar biliyoruz. Yani mesela pandeminin ilk olduğu günlerde biz her gün sabahleyin işte C ekibi bir araya gelip ve onlar herkes de kendi ekibiyle bir araya gelirken sonra bu bir haftaya, sonra bu rutin 15 güne çıktı. Ama o kadarını biliyorduk, o kadarını yönetebiliyorduk. Yani o günün nakit akışı vardı. Sonra o haftanın oldu, sonra o tekrar rutine döndü. İşte bunlar aslında işin felsefesini oluşturuyor. İnsan odaklılık dedik, biraz önce çalışanlarla ilgili tarafı anlattım. Deneyim tarafında bize mesela ödülleri getiren tarafta da şöyle bir bakış açımız var. Tabii ödülleri almak çok gurur verici bir şey. Ama hani amaç tabii ödülü almak değil. Amaç tabii. O ödülü alabilecek şeyleri yapabilmek tabii ki. Yani asolono. Burada şöyle bir bakış açımız var. Biz burada bir denklemin olduğunu düşünüyoruz. Şimdi mutlu çalışan artı mutlu müşteri eşittir optimum deneyim diyorum ben bunu aslında. Şimdi biz hep eskiden silolarla düşünüyorduk. İşte tüketici ayrı bir siloydu, çalışan ayrı bir siloydu. Bunları böyle sanki birbiri içerisinde düşünmeyip ayrı ayrı bakıyoruz işte müşteri deneyimi diye. Biz de aslında böyle gittik yolda. Yani yıllarca biz de çalışana ayrı odaklandık, müşteriye ayrı odaklandık. Ben hep onu bir elmanın iki yarısı diyorum. İşte elmanın çok güzel bir elmanın yarısını yapıyorduk müşteri tarafında. Sonra çalışan tarafında da kendimizce tabii bir şey yapıyorduk. Nasıl duracak bu iki elma? Nasıl duracak? Araya bir yapışkan sürüyorduk. Ama o yapışkan elmayı tutmuyor işte. Sonra şunu öğrendik aslında. İşte Çevik'in yine getirdiği şey. İkisini bir arada düşünmek gerekiyor ve bir tohumdan ikisini birden. Yani elmayı tohumundan yapmak lazım. İki ayrı elmayı alıp da birleştirmek değil, olan onu tohumdan bir felsefe içerisinde bunu içeride yönetebilmek gerekiyor. Zaten o işte mutlu çalışan dediğimiz şey de nasıl bir şey aslında anlam bulmaya çalışıyor işte. O anlam bulacağı şey de dün yaptığı, bugün şu anda üzerinde uğraştığı ve yarın ne yapmaya çalıştığı. İşte o yüzden onu anlatmaya başladık. Şunu yapmaya çalışıyoruz, bu sebeple yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelirsek bu olacak diye. Bu bize o şeyleri getirdi. Tabii ki bunun arkasında çok ciddi bir teknoloji var. Yani her şeyi dijitalleştirdik. Bunu yapma sebebimiz de müşteri olarak yani insan olarak müşteriyi anlamaya çalıştık. Çünkü bireyin hayatı cep telefonuna girdi. Şimdi birey kendi bireysel hayatında cep telefonuna girdiyse kurumsal hayatında da girmesi gerekiyordu. O yüzden her şey dijitalleşti. Alışkın olduğu, bireysel hayatında alışkın olduğu tecrübeyi o hani Age of Assistance diyorum ben asistanlık her konuda yardım almaya çalışıyor.
İşte o yardımı ona ulaştırmaya çalışıyoruz aslında. Kime? Kurumlara. Aslında kurum dediğimiz kimse yok ki. Yani bugün mesela ben işte Mey'de bir iş yapacağım dediğimde aslında bu kurum değil. Ben Levent Bey'le iş yapıyorum. O yüzden Levent Bey'i anlamam lazım. Levent Bey'in de beni anlaması lazım. O, ona insan gözüyle bakınca bir miktar değişti. Bu insan gözüyle bakmanın bir sonraki halkası da işte biraz önce yine konuştuk aslında paydaş kapitalizmi. Yani bizim yine bildiğimiz şey ne? Yıllardır bildiğimiz şey ne? A artı B eşittir kar. A artı B'nin ne olduğundan bağımsız olarak konuşuyoruz. Böyle gidiyorduk hep. Sonra bu işte karı denklemin sağından içerisine almamız gerektiğini düşündük. Çünkü sürdürülemiyor işte. Yani o sürdürülebilir olması için aslında biz onu bir sonuç olarak ele almak lazım. Amaç olarak değil dedik ve işte ekosistem içerisindeki o kazan kazan ilişkisi değil. Yani şey kişiler ya da kurumlar arasındaki ben de kazanayım sen de kazanan ilişkisi artık şey dönüşüyor ve şirketlerin kendi başına ürettikleri tüketicide bir satın alma isteği yaratmıyor. Yani tetikleyemiyoruz. O yüzden birden fazla oyuncuyla yeni oyunlar kurmaya başladık. İşte verdim böyle bir oyun. Ya da benim işte bir danışmanlık şirketinin yarattığı KVKK çözümünü eczanelere götürme isteğim bu. Yani herkesin bir tarafı var. Bu sadece kendinize değil, ekosisteminizdeki paydaşların önceliklerine odaklanmak, onları ajandanıza üst maddelere getirmek lazım. Bu mesela şu anda yapıyoruz demiyorum, zaten yapmaya çalışıyoruz ve herkes de şu anda bence bu tarafa doğru evriliyor. Çünkü mesela Davos'ta geçen yıl konuşulan konu, bugün hatta bununla ilgili yine panel vardı. İşte 52 şirket burada bir söz veriyor aslında. Yani ben artık bu standartlara göre bakacağım diye. Bunun yayılacağını düşünüyoruz. Ve bu ekosistem bizim için bir hayat şekli ve bunu daha fazla, burada daha fazla değer yaratmak üzerine çalışıyoruz. Bizim felsefemiz bu. Çalışanlarımızın yani bundan sonraki yani çalışanınıza ne öneriyorsunuz? Hani mesela becerileri falan da konuşuyorduk. Kurumlara tabii. Çalışanları dediğinizde de iki şey diyorum ben aslında. Kurumlar için benim önerim aslında hep şey oluyor böyle dönemlerde. Bu çevikliği anlamaları lazım. Özellikle HR'ın anlaması lazım. Çeviklik kurumlara IT'den girdi. Oradan yayılmaya başladı. Ama mesela hep dedik ya bunu yapmamız lazım diyoruz ya. Bunu yapacak kim? Bunu yapacak aslında şirketin politikaları. Oluşturan kim aslında? HR. Şimdi HR kendisi bu kavramı anlamalı ki zaten o yüzden şimdi bence bundan sonra bu Agile HR, çevik insan kaynakları, çevik insan bu taraflara daha fazla böyle bir dönülecek gibi geliyor. Ben kurumlarda en yani tek özellik deseniz bunu sayarım. Kişi olarak da çalışan olarak da benim hep söylediğim T-shape yani T şeklinde bir çalışan olmaya çalışalım diyorum. Yani bir konuda uzman olalım ama kurum içi entelektüel olalım. Diğer alanları güzel güzel örnek. Ancak bu sayede işte o bir arada çalışan, anlayan, işte birbirini destekleyen o silo değil hani tüketiciyle çalışanı ayırdığımız gibi muhasebeyle insan kaynakları ayrı değil aslında. Aynı şey. Çünkü müşteri muhasebeyi aramıyor. İnsan kaynaklarını arıyor. Niye? Santral öyle bağlamış. Şimdi bunu yönetemezsiniz ki. Bir arada şey yapamazsınız. Yani düşünemezseniz diye. Bu felsefe aslında bizim yönetim felsefemiz bu ve sürekli değişmek. Bu T'nin şapkaları birbirine T'nin şapkaları birbirine değer diyorsunuz. Değmeli diyorsunuz. Değmeli diyor. Tarafı, evet değmeli. Dolayısıyla da yapıyı oluşturmalı. Ben sizin anlatımlarınızdan biraz ilk anlatımınızdan şunu fark ettim. Aslında bir fikriniz olacak. Para kazanacağını düşündüğünüz bir fikriniz olacak. Dükkanı açacaksınız. Sonra da size gelip anahtarı teslim edeceğiz. Diyeceğiz ki gelin bizim şirketimizi yönetin. Çünkü tasarruf sizde. Samimi söylüyorum. Çalışanların... Yok, anahtarı teslim etmeyeceksiniz. Biz size her konuda destek olacağız. Biz sizin arkanızda değiliz. Biz sizin yanınızdayız. Fikir vermeye de çalışıyoruz. Destek olmaya da çalışıyoruz. Bazen biz de bilmiyoruz. Beraberce yanılıyoruz. Evet, evet. O yüzden yani, yanınızdayız.
Bir şey daha fark ettim. Hani bu sürekli büyüyorsunuz, genişliyorsunuz, startup'a yatırım yapıyorsunuz. 3 sayarken 4 dediniz. Ve her defasında başka bir noktaya doğru gidiyor. Zannediyorum yani işletmelerin ihtiyaçlarını görüyorsunuz. İnsanların ihtiyaçlarını da görüyorsunuz. Ki onlar çalışanlar. İnsanlarla işletmeler arasında, işletmelerle işletmeler arasındaki boşlukları dolduruyorsunuz gibi geliyor bana. İşte en bizim çok güzel anlatı biliyorsunuz. Aslında biz ekosistem içerisinde hizmete ihtiyacı olanla hizmeti sunanı bir araya getiren bir orkestrasyon yapıyoruz. Bu evet. Orkestrasyon esprisi hem teknik açıdan hem finansal açıdan hem de bu işin ticari açıdan yürümesini sağlayan bir yapıyız biz aslında. Bizi tanıdığınız için çok güzel ifade edebiliyorsunuz sizi. Zaten ekosistemi... İyi öğrendim, iyi öğrettiniz bana. Estağfurullah. İyi öğrenciyimdir. Peki, teşekkür ederim. Gerçi gene ne kadar çok şey öğrendim. En çok bana yaradı galiba. En iyi dinleyiciniz benim bu süreçte. Teşekkürler var bu arada. Yorumlar var. Teşekkür ediyorlar. Kadınlar için güzel şeyler söylediniz. Aynur Çeşmeliler Malkara'dan yazdı. Kendisi Tekirdağ Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı. Yani sadece kendi adına değil bir şehir adına da bir şey söylüyorsa. Dolayısıyla ben her söylediğiniz şeyi aklıma yazdım ama bir tane bir şeyin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bugünden yarına hazırlanırken en önemli asetimiz, değerimiz insan. Onu güçlü kılacağız. Onu geleceğe hazırlayacağız. Ama bugünden yapacağız onu. Yani hiç kulak arkasına atılacak bir mesele değil. Rakamlar da bunu söylüyor. Türkiye'nin gerçekleri de bunu söylüyor. Bugünden geleceğe hazırlık yapmanın tek yolu insan kaynağına yatırım yapmak diyoruz. Ben kendi adıma hoşça kalın derken sizler de hoşça kalın derseniz hep beraber yayınımızı tamamlamış oluruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Dinledikleri için çok teşekkür ederim. Tekrar bir başka webinarda tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim.